Selamünaleyküm arkadaşlar. Farabi Online Dershanesi'ne hepiniz hoş geldiniz. 6. ünitemizin ikinci konusuyla dersimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, 6. ünitemizin ikinci konusu nerede soru başlığı altında bir konum ifade eden konumları nasıl soracağımızı, nasıl söyleyeceğimiz konusuna değineceğiz arkadaşlar. Nerede? Karşıdaki masadaki eklerine gelen ki ekleri bir konum bildirir arkadaşlar. Daha öncesinde ki eklerinin kelimelere gelerek bize ne tür şeyler ifade ettiğinden bahsetmiştik. Affedersiniz, market nerede? Affedersiniz, pardon, bakar mısınız gibi kelimelerle başlayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bir okulu soracaksınız. Affedersiniz, okul nerede? Pardon, okul nerede diye cümleye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Affedersiniz, pardon, bakar mısınız gibi kalıplar bu yerlerde kullanılabilir. Affedersiniz, market nerede sorusuna karşıdaki sokakta, karşıdaki ki yine burada bulunduğu yeri bildirmek için kullanılmış arkadaşlar. Hangi derse geliyorsun? Yarınki derse geliyorum. Ki eki bizim için çok önemli arkadaşlar. Bunun bulunduğu yerlere göre ne tür şeyler ifade ettiğini daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağız inşallah. Hazırlık çalışmasında mesela burada bir harita vermiş arkadaşlar. Mesela burada 13 numarada bir spor salonu var. 13 numaradaki spor salonuna gitmek isteyen bir birey, diyelim ki Atatürk Caddesi'nden yola çıkacak ve Atatürk Caddesi'ndeki bir insanı soruyor. Ben spor salonuna nasıl gidebilirim? Pardon, bakar mısınız? Ben spor salonuna nasıl gidebilirim? Atatürk Caddesi'nden başlayan bir arkadaş için şuradan konum oluşturacak olursak, Atatürk Caddesi'nden sağ, Mevlana Caddesi'nden birinci dönüş değil, ikinci dönüşten sola ilerleyeceksiniz. Soldan dümdüz gidip sağ tarafa döneceksiniz. Spor salonu burada kalacak diye tarif edeceğiz. Bu harita üzerindeki konumlandırmalar ve adresler pratik yaparak sizin daha iyi anlamanıza vesile olur arkadaşlar. O yüzden mutlaka burada verilen numaraları mesela kendinizi şu konuma koyarak kendinizi mesela 10. konumdan 2. konuma tarif adres yöntemiyle götürebilirsiniz. Evet arkadaşlar, arasında, içinde, üstünde, yanında, karşısında, arkasında ve kenarında kavramları bir şeyin yerini, konumunu tarif ederken en çok kullandığımız kavramlardandır arkadaşlar. Şimdi bu kavramları size fotoğraf üzerinden anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi az önce size bahsettiğim kavramların hepsi şu anda karşınızda. Kutu, masa ve bir çocuk var arkadaşlar. Bu çocuğun kutuya ve masaya göre konumları bize verildi. Şimdi birinci resimde gördüğünüz gibi arkadaşlar, çocuk kutunun içinde, yani bir şeyin içinde olma durumu. Burada çocuk kutunun arkasında, arkasında. Burada çocuk kutunun önünde, aldıda. Burada çocuk iki kutunun arasında. Yani bir iki şeyin arasında olmak arkadaşlar. Mesela ben şu anda benim kafam iki kalemin arasında. Çocuk burada kutunun üstünde. Üstünde, üzerinde aynı şey. Çocuk masanın altında. Çocuk kutunun yanında arkadaşlar. Bu yanında kavramı mesela çocuk burada kutunun sol tarafında. Sol yanında, çocuk kutunun sağ yanında olabilir arkadaşlar. Bunu birine adres tarif ederken veyahut da size tarif edilirken bunlar önemli. Tabii ki de mesela çocuk şu anda kutunun yanında deyince çok açık bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama bir adresi tarif ederken sağ yanında veyahut da sol yanında diye ayrıntı verebilirler. Mesela burada kedi nerede? Kedi yatağın önünde. Kedi yatağın önünde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu şekilde. Arasında, içinde, üstünde kavramlarını da görselle gördükten sonra arkadaşlar, kitabımızda bir okuma metni verilmiş. Bu okuma metnini sizinle paylaşmak istiyorum. Benim mahallem. Merhaba, ben Melek. Burası benim mahallem. En büyük hobilerimden biri hafta sonları mahallenin içinde vakit geçirmek. Hobi arkadaşlar, insanların severek yaptığı, boş zamanlarını değerlendirdiği, yapmaktan zevk aldığı işlerdir. Fobiler ise yapmaktan çok korktuğu şeylerdir. Mesela benim hobim bisiklet sürmek. Ben bisiklet sürmekten çok zevk alıyorum.
Ama başka bir insan için bisiklet sürmek bir fobi olabilir. Bisiklet sürmekten korkuyor olabilir. Fobi korktuğumuz şeyler, hobi hoşlandığımız, yapmaktan zevk aldığımız şeylerdir. Evim Ulus Caddesi'nde. Cadde arkadaşlar, cadde genel bir kavramdır. Ulus ise caddenin özel ismidir ve özel isim olduğu için büyük harfle yazılır. Her sabah evden çıkıyorum ve Atatürk Caddesi'ndeki parka gidiyorum. Atatürk Cadde yine genel bir kavram. Atatürk caddenin ismi olduğu için özel isim ve A büyük harfle yazılıyor arkadaşlar. Burası her sabah çok kalabalık oluyor. Birçok insan sabahları burada spor yapıyor. Çocuklar top oynuyor. Salıncakta sallanıyor. Burada yaklaşık bir saat yürüyüş yapıyorum. Yürüyüşten sonra parkın içinden geçiyorum. İçinden geçmek arkadaşlar, yani az önce çocuk kutunun içindeydi gördüğünüz gibi. Parkın içinde olmakta. Mesela bu kutuyu bir park olarak düşünürsek, parkın yanından geçebilir bu insan. Parkın önünden geçebilir. Parkın arkasından geçebilir ama bu kız parkın içinden geçiyormuş arkadaşlar. Yani parkın içindeki yolları geçip oradan sonra gideceği yere öyle ulaşıyormuş. Parkın içinden geçiyorum ve Mevlana Caddesi'ndeki kafede kahvaltı yapıyorum. Kafenin sahibi Ali Bey. Sahibi demek igisi demek yani arkadaşlar. Kafeye sahip olan kişi. Onun kafesi senelerdir burada. Mahallede başka birçok kafe var ama onunki farklı. Onunki dediği arkadaşlar burada ismin yerine geçmiş. Mesela Ali Bey'in kafesi demek yerine onunki diyerek burada isim yerinde kullanılmış arkadaşlar. Buradaki yemekler çok lezzetli ve burası rahat rahat bir mekan. İnsanlar çok güler yüzlü. Ben burada güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra Ulus Caddesi'ndeki alışveriş merkezine gidiyorum. Alışveriş merkezinin içinde mağazalar, sinemalar var. Sinema, kino yani arkadaşlar. Sinema. Ben boş zamanlarımı burada geçiriyorum. Alışveriş yapıyorum ve sinemaya gidiyorum. Benim evimin yakınında bir nehir var. Genellikle işten çıktıktan sonra nehrin kenarındaki kafelere gidiyorum. Çay içiyorum ve buradaki manzarayı izliyorum. Burada çok dinleniyorum. Mahallemde her şeyi bulmak mümkün. Evimin karşısında bir spor salonu, onun biraz ilerisinde bankalar, arka sağımda hastane, market var. Burada yaşamak çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Melek kendisinin bulunduğu mahalleyi, iş yerinden sonra eve varış sürecinde neler yaptığını ve hobilerinden bahsetmiş. Bu doğru yanlışları metne göre doldurmamız istenilmiş arkadaşlar. Şimdi gelelim ki ekine. Ki eki arkadaşlar. Ki eki geldiği kelimeyi sıfat veyahut da zamir haline getirebilir arkadaşlar. Mesela sizlere daha önce bahsetmiştim. Arkasındaki, yanındaki diye ki bulunma durum hali ekine gelerek bir şeyin konumunu bildirir. Bunu daha önceki dersimizde detaylı olarak görmüştük. Ki isim soylu sözcükleri eklenir ve o ismin neyle, kimle ilişkisi olduğunu anlatır. Sıfat ve zamir görevinde kullanılır arkadaşlar. Sıfat görevinde kullanılan ki bulunma durum eki almış isimlerden ya da zaman zarflarından sonra geldiği zaman eklendiği kelimeyi sıfat yapar. Evet arkadaşlar, geceleri uyuyamıyorum. Alt kattaki komşum çok ses yapıyor. Burada mesela bulunma durum hal ekine gelerek arkadaşlar burada sıfat olarak kullanılmış. Alt kattaki komşum ismin önüne gelerek alt kattaki komşusunu nitelemiş arkadaşlar. Sınıftaki herkes öğretmeni dinliyor. Yine burada bulunma durum haline gelen bir ki eki var. Buradaki ki ekleri arkadaşlar kelimelere gelerek sıfat haline getirebilirler. Dün ve gün ki ekleri ki olarak yazılmaz, değişime uğrar kü olarak yazılır. Dünkü, buradaki notta gösterildiği gibi, dünkü postadan aldım. O günkü pastadan yedim. Pazartesi günkü sınavdan çok korkuyorum. Buradaki gelen ki eki değişime uğrayarak kü olmuştur.
Zamir görevinde kullanılan ki eki ise tamlayan eki almış zamirlerden, isimlerden sonra geldiği zaman mesela benim kalemim demek yerine benimki dediğinizde benim kalemim olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Burada gelerek aitlik anlamı bildirir. Mesela burada benim elbisem kırmızı, seninki ne renk? Benim elbisem kırmızı, senin elbisen ne renk demek yerine seninki ne renk diye soru sormuşlar arkadaşlar. Benim arabam çok hızlı, seninki nasıl dediğimiz zaman benim arabam çok hızlı, senin araban nasıl demek yerine seninki nasıl diyerek senin arabanın yerine geçmiş arkadaşlar. Burada bir hazırlık çalışması verilmiş. Aşağıdaki boşlukları daki ile tamamlayalım. Yani arkadaşlar bu resimde bulunan nesneler, insanlar, varlıklar nerede onu soruyor. Bunun konumunu daki bulunma haliyle belirtmemiz isteniliyor. Sınıftaki öğrenciler. Gördüğünüz gibi bu resimde sınıfta bulunan öğrenciler. Çantadaki kalemler. Arabadaki adam. Tabaktaki yemek. Adamdaki gözlük. Kütüphanedeki öğrenciler. Kalemlikteki kalemler. Ofisteki adam. Tabaktaki yemek. Kitabın üzerindeki gözlük olarak konumlarını daki ekleriyle bildirmiş olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 6. ünitemizin ikinci konusunu da bu şekilde sonlandırmış bulunuyoruz. Bir sonraki videomuzda vücudumuz konusuyla karşınızda olacağız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.